2019 yılıydı. Daha dün gibi, öyle değil mi? 2019 yılında halka seslenmiş, ceketini çıkarmış, gömleğinin kollarını sıvamış ve yeniden başlıyoruz demişti. Ve şimdi 16 milyon İstanbulluyla el ele güzel yarınlarımız için çok çalışıyor. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, şimdi huzurlarınıza ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'yi arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Sevgili dostlarım, değerli il başkanım, değerli genel başkan yardımcılarım, kıymetli bakanlarım, çok değerli parti meclis üyelerim, milletvekillerimiz, bugün bizlerle birlikte burada olan partimizin çok kıymetli Disiplin Kurulu Başkanı üyeleri, burada bulunan partimizin çok değerli ilçe başkanlarımız, değerli kadın kolları, gençlik kolları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dostlar, sevgili dostlar, şimdi herkes konuşmamı başından sonuna kadar dinlerse daha anlamlı olacak. Bugün İstanbullu hemşehrilerimizin karşısına tam kadro çıkıyoruz. Bu kadronun gençliği de var, tecrübesi de var, yeteneği de var, cesareti de var. Bu kadroda halkın sesi de var, nefesi de var. Bu kadroda kadının aklı, bilgisi, kadının sağduyusu var. Sevgili dostlar, bu tablo her şeye rağmen çok önemli ve çok değerli bir tablodur. 2000 sevgili arkadaşlarım, bakın. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlarım, birazdan teşekkürler, sorun yok. Şimdi bugün burada dün parti meclisinde toparlanan adaylıklarla beraber farklı düşüncesi olan bir grup arkadaşımız tepkisini gösteriyor. Bu tepkisini gösterme anlayışı bizim partimizde vardır. Burada bu bulunan ortamda onlara açılan yerde görüyorsunuz ki bizim demokrasi anlayışımızda
gelip orada afişlerini asabilirler ve burada insanlarla fikrini paylaşabilirler. Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Burası Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın ben size kısa bir öykü anlatayım. Ben 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya karar verdim. Ve partime üye oldum. Yaşadığım ilçeyi hayatı değiştirmek adına adayı olmaya karar verdim. Kendime göre ilçesinde tanınan ve ilçesindeki insanlarla iyi ilişkide bulunan ve hatta on binlerce insanla diyalog kurmuş, o zamanki tarihle söylüyorum, yaklaşık 20 senedir de orada olan bir insan olarak kendimce hazır olduğumu düşündüm. Sonra aday oldum. Partim bunu uygun görmedi, başka bir aday getirdi. Ben aday yapılmadım. Aday yapılmadıktan sonra partimin uygun gördüğü bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar, kulağınız bende olsun. Biraz bakın değerli arkadaşlar. Bak bir şey söyleyeyim, bir dakika anlaşalım. Sevgili arkadaşlar, orada attığınız sloganlarla Şükrü Başkan'ı ayıp ediyorsunuz, onu söyleyeyim. Ayıp ediyorsunuz, oturun beni dinleyin. Ondan sonra orada tabelalarınızı gene kaldırın. Ben adayı yapıldım, adayın yanında durdum. Ne yazık ki seçimi kaybettik. Partim daha sonra bana partinin en üst yetkilileriyle birlikte ilçe başkanı olmam tavsiyesinde bulundu. Ve ben önce ilçe başkanlığını yapar mıyım, yapabilir miyim, buna vakit ayırabilir miyim diye biraz düşündüm, taşındım. Ama sonuçta partimin bu görev tayinini kabul ettim ve ilk olarak atanarak 2009'un Eylül ayında göreve geldim. Tam 4 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Ardından belediye başkan adayı olarak Beylikdüzü'ne belediye başkanı seçildim. Şimdi 5 yıl ilçe belediye başkanlığı yaptım. Aileme söz vermiştim, en fazla 2 dönem yapacağım demiştim. Açık söylüyorum, bakın burada. Sonra Allah nasip etti, bizi İstanbul Belediye Başkanı aday yapan bir partimle süreci yönettik. Sevgili yol arkadaşlarım, kulağınız bende olsun. Bakın, bırakın beni dinleyin. Üst balkondaki arkadaşlar, beni dinleyin. Ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu hep birlikte kazandık. Milletimize hediye ettik. Sevgili yol arkadaşlarım, ben yani 3 seçimdir Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bütün süreçleri iyi bilen birisiyim. Bana dediler ki dün atama parti meclisinde görev tayinleri yapılıyor. Ya acaba bu aday tanıtımını birkaç gün sonra mı yapsak? Hiç dedim, öyle bir şeye gerek yok. İl başkanım da aynı fikirdeymiş ve il başkanım bugün yapılmasına karar verdi. Sevgili dostlar, kızanlar olacak, üzülenler olacak. Herkes bir şekilde bir zaman dilimi içerisinde bu partide belediye başkanı olarak atandı. Aday oldu, kazandı, kazanamadı. Bunların her birisi süreç. İçinde 100 tane hikaye çıkar.
haksızlık, hukuksuzluk vesaire diye tartışmalar yapılabilir. Sizi burada temin ediyorum. Ben hepinizin huzurunda il başkanımıza teşekkür ediyorum. İl başkanı kurulan sistemle birlikte tek tek ilçe ilçe araştırarak, soruşturarak, ilçe başkanlarıyla konuşarak, bakın ben ilçe başkanlığı süreçlerini de bilirim. Belediye başkan aday adaylığı süreçlerini de bilirim. Dolayısıyla aday adaylarına nasıl bir ilgi veya belediye başkanlarına nasıl bir ilgi süreci yaşanmıştır bilirim. Benim şahit olduğum, burada çok eski partililer var, onlara saygısızlık etmek istemem. Benim şahit olduğum bu 2009, 2014, 2019, 2024. Dört aday adayı veya adaylık süreçleriyle ilgili en araştırmacı, en demokrat, herkese gereken saygıyı gösteren süreç yönetilmiştir. Adaylarımız, partimize hayırlı olsun. İl başkanım, sana teşekkür ediyorum. Bu kadar net. Bu kadar net. Herkesle bu partinin, bu ailenin bir birey olarak herkesle bu süreci münazara ederim partimin odalarında, partimin kurullarında. Burada etmem. Ama bu iddiayı ortaya koyar, il başkanımıza da hakkını teslim ederim. O bakımdan şimdi eğer buraya gelip demokratik bir şekilde tepkinizi gösteriyorsanız, o da bugün bu salonu tanzim eden il başkanın demokratlığındandır. Ona da teşekkür ediyorum. Yarın da göstereceksiniz, öbür günde göstereceksiniz. Ama 3 gün sonra yaralar sarılır, gönüller hoş edilir, insanlar birbirini arar, kırılan gönüller tamir edilir ve yola çıkılır. İstanbul'da daha büyük meselemiz var. İstanbul seçimi A kişisi, B kişisi seçimi değil. Bu yola kendini adayan ve bu yola çıkan bir yol arkadaşınız olarak söylüyorum. Sonsuz bir mücadele gücüyle, sonsuz bir idealizm yolculuğunda, kararlı bir şekilde, gözünü kırpmadan, her türlü mücadeleyi vereceğimden hiçbir Allah'ın kulunun kuşkusu olmasın. Onun için tam yönlüleri dedim. Bu yoldan dönmek yok. Bu yol şöyle bir yol. Bu yol sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil. Bu öyle bir yolculuk ki bugün ortaya konan siyaset manzarası gereği bütün oluşumlara rağmen halkın ittifakını, milletin bir araya gelişini, kentin uzlaşmasını, farklı siyaset görüşünde olan insanların bu şehrin çıkarını son damlasına kadar koruyacak şekilde yapılacak büyük bir yolculuk. O bakımdan dediğim gibi duygusal tepkinizi ya da bir takım kırgınlıklarınızı dile getirin. Saygıyla karşılıyorum. Ama burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kürsüsüdür. Bu kürsünün size duyduğu saygı gibi burada bulunan herkesin de bu kürsüye saygı duyması gerekir. Lütfen ben ve benden sonra çıkacak herkesin aynı saygıyla karşılanmasını bütün katılımcılardan diliyorum. Sevgili dostlarım, 2019'dan bu yana İstanbul'da hayata geçirdiğimiz icraatçı ve halkçı belediyeciliği hep birlikte
üst seviyeye taşıyacağız. Bakın göreceksiniz, birlikten doğan kuvvetle İstanbul adına çok daha büyük işler başaracağız. Buradan bütün adaylarımızı kutluyorum. Her birine başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bayrağı devreden tüm değerli belediye başkanlarımıza, değerli arkadaşlarımıza ve özellikle her birisine tek tek teşekkür ediyorum. Ama aynı zamanda talip olan, bu sürecin içinde olan bütün değerli aday adaylarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Görevlendirmeleri yerine getiren parti yetkili kurullarımıza, ilçe ve il yönetimimize, MYK ile PM üyelerimize ve saygıdeğer genel başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Partimizi temsilen çıktığımız bu yolda her birimiz Cumhuriyet Halk Partili olmanın onurlu ve ağır sorumluluğunu taşıyoruz. Bizler 100 yıldır aynı idealleri, aynı değerleri paylaşan Cumhuriyet Halk Partilileriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunu yolumuz, sözünü sözümüz biliriz. Bizim partimizde her görev bir sıra neferi, ruhu ve bilinciyle üstlenilir. Büyük Önder, hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak demişti. Sevgili dostlar, çalışkan olacağız. Çok çalışacağız. Çok çalışacağız. En çok çalışandan daha çok çalışacağız. Kaybedecek bir dakikamız, boşa harcayacak enerjimiz yok. Hepimiz aynı umutlarla, aynı hedeflerle yol yürüyoruz. Hep kol kola, omuz omuza olacağız. Cesur olacağız. Hakkını talep edene, adalet arayana, eşitlik isteyene çare olacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını bu ilk yerel seçiminde çok çok önemli bir sınavımız var. Önemli bir misyonumuz var. 2019'da başlayan yerel yönetim devrimini İstanbul'da ve Türkiye'de daha ileri taşıyacağız. Hedefimiz büyük. Hedefimiz büyük. Yerel siyasetin, yerel demokrasinin, evrensel standartlarının yeniden belirlenmesine model olacağız. Öncülük üstleneceğiz. 4,5 yılda İstanbul'da iddiayla söylüyorum, bu yolda çok büyük işler başardık. 31 Mart'tan sonra göreceksiniz, İstanbul'un dört bir yanındaki ilçelerde halkçı belediyecilikle tanışacak ve birlikten doğa kuvvetle birçok ilçede daha çok daha güzel, çok daha değerli işleri hep birlikte yapacağız. Hep birlikte yapacağız. Elbette. Elbette büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin güçlerini birleştirip halk yararına işler yapması için aynı partiden olmaları gerekmiyor. Biz bunu da ispat ettik. Biz 5 yıldır hiçbir parti ayrımı yapmadan bütün ilçe belediyeleriyle birlikte çalışmak için her yolu denedik deniyoruz. Her imkanı kullanıyoruz. Ama her seferinde bir kısım dirençlerle karşılaşıyoruz. Bu direncin kaynağının neresi olduğunu, kim olduğunu bütün ülke biliyor. Maalesef özellikle AK Partili pek çok ilçe başkanı, ilçe belediye başkanı bizimle yan yana gelemediler bile. İlçelerinde yaptığımız her işte görüşlerini, önerilerini aldığımız halde ilçelerine yaptığımız her çalışma gezisinde, bakın özenli bir biçimde onları arayıp açılışa, gezimize davet ettiğimiz halde
kendilerini bazen bizzat ben davet ettiğim halde onlar gelemediler. Bunu tercih edenler var, gelenler de var. Onlara da teşekkür ediyorum. Bakın, bunun anlamı ne biliyor musunuz? Ben ilçe belediye başkanı olarak bir kez bile davet edilmediğim, bir kez bile ziyaret edilmediğim ilçe belediye başkanlığı dönemimde 20 defa gelse 20 defa gider onunla gezerdim. Çünkü bu makamlar millete ait makamlar. İşte bunu karıştırıyorlar, bunu anlamıyorlar. Onlar kendilerini vatandaşa değil, onlar kendilerini bir kişiye karşı sorumlu hissediyorlar. Bunu yıkacağız, bunu yıkacağız. Talimatı halktan değil, bir kişiden alıyorlar. Önümüze çıkardıkları engelleri anlatmıyorum bile. Asla şikayet etmedik. Asla vazgeçmedik. Her seferinde bütün engelleri aşıp 16 milyon insanımıza hizmet etmenin en güçlü yolunu bulduk. İnanın bu yolculuk güçlü bir yolculuk oldu. Yolculuk daha güçlenecek. Çünkü biz kendimizi bu şehre ve milletimize 16 milyon insanına adadık. Öyle açıklamalar görüyorum ki bir gün bir açıklama yapıyor. Diyor ki yerel yönetimle iktidar aynı olmazsa hizmet gelmez. Bak Hatay'a geldi mi diyor. Ya deprem bölgesinde, depremde acısı olan insanların huzurunda bunu söylüyor. 2 gün geçiyor. Biz diyor Cumhuriyet Halk Partisi gibi oy verene hizmet getirenlerden değiliz diyor. Şaka gibi. Şaka gibi. Bakınız şaka gibi. Milletin aklıyla alay etmek demektir bu. Milletin iradesiyle dalga geçmektir bu. Çok ayıp, çok yazık ama millet aldanmayacak. Biz onun için diyoruz ki biz milletine adanmış insanlarız. Göreceksiniz milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü ne yaptıysak bu millet için yaptık. Hem de onlardan çok daha ucuza, onlardan çok daha hızlı, onlardan çok daha doğru ve kaliteli bir biçimde yaptık. İşte ilk dönemde yaptığımız 65 kilometre metroyu, İstanbul'u 5 dönem hem de hükümet 20 yılında kendilerine aitken yönettiler, bu kadar çok metroyu yapamadılar. Bu hızda, bu kadar düzgün bir finansman modeliyle yapabildikleri tek bir dönemleri bile yok. Olamaz da. İsteseler de yapamazlar. Onların israf düzenine hizmet eden yönetim anlayışıyla eşe dosta kamu kaynağı dağıtan iş ahlakıyla bu işler yapılamaz. Bakın 5 yılda bizden önce akıllarına gelmemiş, ihmal edilmiş, onlarca konuya el attık, çözüm ürettik. Ne yaptıysak birilerine rant üretmedik. Halkın kaynaklarını israf etmedik. Yeşil alanları, deniz kıyılarını, meydanları talan etmedik. Tam tersine buraları ihya ettik. Güzelleştirdik, restore ettik. İnsanları mutlu eden ve özellikle halktan kaçırılan ne varsa vatandaşın kullanımını açtık. Biz bunu korkusuzca yaptık. Bazen ne yazık ki devletin gücünü bile ne yazık ki çekinmeden bir yıkım yapmaya gittiğimizde karşımıza dizmeye çalıştılar. Polisimizi kendi emellerine alet ettiler. Ama biz yılmadık. Vallahi milletin malını işgal eden varsa orayı gittik, yıktık. Yıkmaya da devam edeceğiz. Bir kişinin kazandığı değil, 16 milyon insanın kazandığı dönemi başlattık. İşte İstanbul başardı diyoruz ya, İstanbul en temelde neyi başardı biliyor musunuz? Gücün ve paranın yönünü değiştirmeyi başardı. Gücün ve paranın akış yönünü değiştirmeyi başardı.
Bütün o yatırımları ve hizmetleri onun için yapabiliyoruz. Gücün ve paranın akış yönünü değiştirdiğimiz için bizimle o kadar uğraşıyorlar. Onun için sıkıntıları var. Onun için gözleri dönmüş bir biçimde bu seçim için her şeyi yapıyorlar, yapacaklar. Ama biz inanın her sabah bu kadim şehrin dört bir yanında yaşayan insanlarımızla daha iyi bir yaşam kalitesi sunmaya kararlılığımızdan asla vazgeçmeden ayağa kalktık. Her sabah bu şehrin yoksullaştırılmış, ötekileştirilmiş ve görmezden gelinmiş insanları için adalet dağıtma azmiyle işbaşı yaptık. İşbaşı yaptığımız günden itibaren adaletsiz ve insafsız gelir dağılımı anlayışından dolayı fakirleştirilmiş insanlarımıza nefes alacak çözümler ürettik. Şükürler olsun ki bu şehri daha adil, daha yeşil ve daha yaratıcı bir şehir yapma hedefimizde epey yol aldık. Bu şehirde haysiyetli bir hayat sürdürebilmek için durmadan çalışan insanlarımıza sahipsiz olmadıklarını gösterdik. Ve biz bu aziz şehirde sessizlerin ve kimsesizlerin sesi ve temsilcisi olduk. Çünkü bizde Cumhuriyet terbiyesi var. Çünkü bizde Cumhuriyet Halk Partisi terbiyesi var. Oysa bizden önce İstanbul'da güç bir avuç insanın elindeydi. Onlar bu gücü sonuna kadar istismar ettiler. Bakın yahu her ay onlarca parsel bazında imar artışları meclisin koridorlarında geziyordu. 5 senede bu kardeşiniz, bu yoldaşınız tek bir parsel bazında imarı o meclis salonuna sokmadı, sokturmadı. Talanı bu şehirden uzak tuttu. O kadar yanlış işler yaptılar ki. O kadar yanlış işler yaptılar ki kendileri bile yaptıklarına ne dediler hatırlayın. İstanbul'a ihanet ettik dediler. Kendileri söyledi, ben söylemedim. Onun için ben ne diyorum biliyor musun? Bütün değerli dostlarıma söylüyorum. Biz size ihanet ettirmeyeceğiz. Biz İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz. Bu şehrin her sokağını, her meydanını biz koruyacağız. Şimdi artık güç 16 milyon İstanbul'un elinde. Bugün bir avuç insan değil, 16 milyon İstanbullunun çıkarları kullanıyor. Eskiden milletin parası doğrudan milletin ihtiyaçları için kullanılmazdı. Ne yazık ki o bir avuç insan bundan mutluydu. Arta kalan millet için kullanılıyordu. Şimdi ise 16 milyonun güçlü iradesi iş başına gelince paranın o dolambaçlı yoluna son verdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde paranın yolu artık belli. Dümdüz, dosdoğru bir çizgi halinde milletten geliyor, doğrudan millete gidiyor. Milletin parası millet için harcanıyor. Sevgili dostlar, ben annelerin feryadını duyduğum için, annelerin sokağıma bile çıkamıyorum dediklerini duyduğum için 2019'da arkadaşlarıma dedim ki belli bir yaşa kadar istatistiklere bakın, düzenine bakın, çocuklarımızı, anneleri rahat yetiştirebilsinler, seyahat edebilsinler diye bir anne kart uygulamasına çalışın. Çalıştılar,
ve 0-4 yaş arası çocukları olan annelerimize kart verdik.